Gökhan aslında iki lider Cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İşte o görüşmede de yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalınmıştı. Aslında biz 5 Mart tarihini daha önce duymuştuk. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telaffuz ettiği bir tarihti. Ama 5 ya da 6 Mart'ta olabileceği gözüyle bakılıyordu görüşmenin. Ama şu dakika itibariyle artık 5 Mart'ta o görüşmenin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Tabi dediğimiz gibi bir yandan da diplomasi trafiği devam ediyordu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın tabii bu görüşmede aslında bir de Heyetle birlikte gitmesini bekliyoruz. Yanında kimler olacak? Başkan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve yine MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da Başkan Erdoğan'la birlikte Rusya'ya gitmesini bekliyoruz. Tabii görüşmelerin adresi Moskova olacak. Aslında bu yönde Kremlin'den de bir açıklama vardı. Hatta Rus lider Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı görüşmede de Başkan Erdoğan'la Moskova'da bir görüşme olacağı yönünde bir söylemde bulundu açıklanmıştı Kremlin'den. Ancak net bir tarih paylaşılmamıştı ama dediğimiz gibi 5 Mart'ta olmasını bekliyoruz. O görüşmede tabii son durum masaya yatırılacak. İdlib'de Türk askerini hedef alan saldırının ardından Türkiye ne istiyor kısaca bahsedelim. Öncelikle kalıcı bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Yine rejim askerlerinin Soçi sınırlarına çekilmesini istiyor. Tabii bir yandan da aslında bölgedeki insani krizin durdurulmasını istiyor Türkiye ki Türkiye'ye yönelik göçün durdurulması için işte bunları aslında Başkan Erdoğan Rus lider Putin'le yaptığı görüşmede dile getirmişti. Ancak Moskova'da yapılacak o görüşmede de bir kez daha yüz yüze dile getirmiş, ifade etmiş olacak. Tabi o görüşmeden yeni bir yol haritası çıkacak mı ki Başkan Erdoğan Putin'e yaptığı daha önceki görüşmede yeni bir yol haritası belirlendiğine dair ifadeleri vardı. İşte bu noktada bundan sonra izlenecek bir yol haritası iki lider belirleyecek mi ya da nasıl bir yol haritası karşımıza çıkacak? İşte bunları takip ediyor olacağız ve bir yandan da aslında şunu da hatırlatalım iki ülke arasında İdlib'deki saldırının ardından diplomatik kanalda kapanmadığını biliyoruz. Hem liderler düzeyinde görüşme olmuştu hem de Ankara'da yine cuma günü 3. tur heyetler arasında görüşme sağlanmıştı. Hem Türk hem de Rus heyetler 3. tur görüşmeyi de tamamlamıştı. Bunu da hatırlatalım ve işte dediğimiz gibi artık Rus lider ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir araya geleceği tarihi 5 Mart olarak belirlendiğini söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım Gökhan Kurt.